Yerel seçim süreci başladı. Hem siyaset kazanı çalkalanıyor hem de siyaset uzmanları, gazeteciler yaptıkları farklı yorumlarla yaşadığımız süreçlere ilişkin ilginç boyutlar katıyorlar. Şimdi Türkiye'nin sadece gazetecilik değil, düşünsel ortamında ve siyaset sahnesinde hatta rol oynayan arkadaşlarımızdan biriyle, Levent Gültekin'le bir söyleşi yapmak istiyoruz. Levent Gültekin gazeteci ve yazar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Gazeteci ve yazar dedim ama gazeteci ve yazar olmanın ötesine giden adımlar atıyor Levent Gültekin. Bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündeme geldi. Bu sıralarda da acaba Levent Gültekin CHP'nin Beyoğlu, Üsküdar ya da bir başka yerinden aday olur mu diye ne oldu? Gazetecilik yetmiyor mu Levent? Şimdi ben aslında kendime gazeteci demiyorum. Bir kere gazetecilere haksızlık etmiş olurum. Daha çok yazar olarak tanımlıyorum. Belki şimdi giderek aktivistik boyutu biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Elbette ki yeter, fakat ülkenin geldiği durum, içinde bulunduğumuz durum bence hepimize, bu ülkede yaşayan herkese bir sorumluluk yüklüyor. Başka bir şey yapma. Yani şöyle düşünün, bir yangın var. O yangına su taşıma sorumluluğumuz var. O sorumluluğumuz, su taşırken bizi itfaiyeci olmamız gerekmiyor. Mahallemizde diyelim ki, Allah muhafaza, sizin evinize, benim evime bir şey olduğunda bir dakika hepimiz duralım şöyle kenarda, itfaiyeciler gelsin söndürsün demeyiz. Hepimiz elimizden geldiğince, olabildiğince su taşırız. Bir şey yaparız ki o yangın sönsün diye. Kendimi şu anda o pozisyonda görüyorum. Ülkede yangın var. Çocuklar ölüyor, işçiler ölüyor, milyonlarca genç işsiz, yoksulluk artıyor, toplumsal barış zedeleniyor, ülke bölünüyor, siyaset toplumu çürütüyor. Ben burada sadece kendime, ben yazarım, entelektüel bir çaba içinde olabilirim, fikir üretirim, öyle bir durum yok. Zaten bütün bunları yapabilmek için mesela bence iyi bir film çekmek, iyi bir roman yazmak, iyi bir makale çıkarmak, iyi bir entelektüel bir fikir üretmek için Türkiye'nin, ya da doğrusu ülkenin normal olması gerekiyor. Şu anda normal değil. Bir kere akıl sağlığımızı koruyamıyoruz olup bitene baktığımızda. Yani siyaset sahnesi midir bir şeyleri değiştirmenin alanı? Hayır, sadece siyaset sahnesi olarak değil. Mecburen siyaset toplumun hayatını çürütücü bir işleve dönüştü şu anda. Bence en kötü olan kısım o. Normalde bütün dünyada siyaset toplumun hayatını kolaylaştıran, işleri düzene sokan bir misyona sahip. Bizde tam tersi. Bizde bölen, parçalayan, toplumu çürüten bir işleve sahip. Biz de o yüzden o alanı olabildiğince kendimizce bir müdahale ederek, sözle, eylemle, konferanslarla, yazıyla orayı düzeltmeye çalışıyoruz. Bu bizi bir, sanki siyasetçilik misyonu üstlenmişiz pozisyonuna sokuyor. Bence öyle değil. Dediğim gibi yangın var, yangına su taşıyoruz. O su taşıma bizi itfaiyeci yapmaz. Bu ülkeyi seven, bu ülkede yaşayan, kişisel kanaatim yazar, çizer, gazeteci, aydın, doktor. Artık o aşamadan sonra bunların bir anlamı yok. Hepimiz yangın varsa oraya su taşımakla sorumluyuz diye bakıyorum. Peki bir süre sonra seni belediye başkanı olarak görebilecek miyiz? En azından belediye başkanı adayı olarak seçimlerde yarışırken görecek miyiz? Yok. Yani şöyle yok. Bunu şöyle söyleyeyim. Aslında bana geldi öyle bir teklif. Yani çok da teşekkür ettim. Çok da CHP'den mi geldi? CHP'den geldi. Çok da onur duyduğumu söyledim. Benim için de çok da kıymetli. Fakat benim hayat kariyer planımda bir siyasetçi olmak yok. Şimdi Türkiye'de siyasetçilik şu anda bir makam elde etmek olarak algılanıyor. Halbuki siyaset sorumluluk üstlenme alanıdır. Bu dönemsel bir şeydir. Size de denk gelebilir. Bana diyelim ki yarın sizin mahalle, çevre toplanır derler ki, ya Hakan Bey, siz çok düzgün insansınız, gelin bir süre bizi, buradaki işlerimizi derleyip toparlayın, yapın. Siz de evet, ben bu sorumluluğu üstleniyorum, geleyim buradaki işleri derleyip toparlayayım, yapayım derler. Fakat böyle bir şey yok. Türkiye'de siyaset bir makama atlamak, bir makamı kabul etmek olarak görülüyor. Birinci nedenim bu. İki, Türkiye genel olarak çok kötü durumda. Yani dediğim gibi gençlerin durumu, işçilerin durumu, yoksulluk artıyor. Toplumsal barış, orada gidip bir ilçede bir belediye başkanlığı en azından benim yapabileceğim bir şey değil. Üçüncüsü, doğru mu duydum acaba? Kestim, özür dilerim ama Üsküdar ya da Beyoğlu'nun belediye adını koymadan bir ilçenin başkanı. Yani gel dediler ki, ya bize katılırsan seviniriz, İstanbul'da bir ilçe belediye başkanlığı yapabilirsin, verebiliriz dediler. Ben de onlara, ya bir makam olmadığında size katılabilirim derken, yani destek olabilirim. Yazılarımla, fikirlerimle, konuşmalarımla, konferanslara gelebileyim. CHP yönetimiyle, Kılıçdaroğlu'yla bir direkt bir şeyiniz, iletişiminiz var bu anlamda. Yani görüşüyorum, konuşuyorum, olabildiğince toplantılara çağırıyor, gidiyorum, anlatıyorum. O bir şey sorduğu zaman söylüyorum. Anladım. Bazen bir şey istediği zaman veriyorum. Bunun bir nedeni bu. İkinci nedeni başka bir şey daha var. Onu burada söylememe müsaade edin. Ya ben şimdi çok 10 yıldır hayatımı yıktım.
Yani geçmişi bıraktım. Zihinsel bir felsefi bir dönüşüm yaşadım. Kendi arkadaşlarım bütün iktidarı ele, Türkiye'yi ele geçirmişler. Sadece iktidar değil. Medya onlarda, para onlarda, devlet onlarda, bütün kurumlar onlarda. Benim arkadaşlarım onlar. Ben bundan 10 yıl önce onlara bayrak açmışım. Hayır, bu işler böyle olmaz. Siz ülkeye zarar veriyorsunuz deyip çıkmışım. Sadece oradan çıkmak da değil, hayat felsefemi değiştirmişim. Düşünce yapımı değiştirmişim. Olaylara bakışımı, yaşamımı, meseleye nasıl yaklaşacağımı hepsini değiştirmişim. Onun böyle ya geldi, bunun derdi bir makammış meğer, bu şeyle, basitlikle değersizleştirilmesini de istemedim. Yani şey olmasına, ya bu değişimin amacı burada bir makam elde etmekmiş. Çünkü makam olsaydı zaten orada alırdım ben onu. Ben biraz daha verimli olabileyim. Şimdi bir de şöyle bir şeyim var. Toplumun bütün kesimlerine ulaşabiliyorum. Mesela bir konferansa gidiyorum. Mersin'e gittim geçen hafta. İşte 14'ünde Malatya var, 15'inde Van var, 12'sinde, ocağın 12'sinde Adana var. Oraya gittiğimde AK Partili çocuklar geliyorlar mesela. Dindar çocuklar, başörtülü kadınlar geliyorlar. Her kesimden insanlar geliyorlar. Çünkü o benim o tarafsız duruşum, partilerle bir şapka takmamam, herhangi bir şeyin ideolojik bir o kaba haliyle söylüyorum ideolojik anlamda, yoksa değerler anlamında söylemiyorum. Bir şapka takmamam o insanlara ulaşmamı da kolaylaştırıyor. Şimdi o dindar çocuklar ya da AK Parti tabanındaki insanlara sözümü iletebiliyorum. Öbür türlü gidip diyelim ki bir HDP şapkası taktığımda, bir CHP şapkası taktığımda eminim ki onlara artık ulaşamayacak duruma geleceğim. Ben derdim onlara ulaşmam. Evet, bu top ülkede gerçekten zeminden bir demokratik kültür yerleştirmemiz lazım. Yani demokraside, özgürlüklere, insan haklarının olduğu saygın, medeni bir ülke yapmamız lazım burayı. Bu çabayı daha kıymetli görüyorum. Bazen şunu düşündüm, çok arkadaşlarım da geldiler. Ya git bir ilçeyi al, söylediklerini oradan göster. Aslında bunu ben de düşündüm. Gideyim bir ilçeyi alayım, orada destan yazayım. Nasıl yapılırmış? Toplumsal bütünlük nasıl olurmuş? Şehirleşme, mimari nasıl yapılabilirmiş? Yetersiz mi geliyor sana? Şöyle bir dönemde yetersiz gelmiyor da böyle bir dönem dediğim gibi kendime, ya beni çok üzer. Ben çok şuna üzülüyorum. Bir şey yapma çabamın bir makam elde etme çabası olarak algılanması beni çok rencide ediyor. Şimdi o zaman izninle şu soruyu sormazsam kimse beni affetmez bir gazeteci olarak. İki konudan bahsediyorsun. Bir, herhangi bir siyasi çizginin altında olmak değil daha geniş kesimlere. İki, bu tür bir adım makam elde etme şeyi olarak görülür diyorsun ama sen bir makama aday oldun. Hem de büyük bir makama. Hem Cumhurbaşkanı. O zaman onu açıklayalım. Tam da ona geleceğim. Aslında Cumhurbaşkanlığına adaylığım da bir sorumluluk üstlenmeydi. Yani bir isyandı. Bugünkü iktidarın seçimleri gasp etti biliyorsunuz. Çok yani gaspti o. 60 günde seçime gidiyorum dediğinde ben şöyle bir duyguyla atıldım ortaya. Bağımsız bir aday olarak Cumhurbaşkanı olmayacağını biliyordum zaten. Çocuk değilim, o kadar aklım keser. Ama şöyle düşündüm. Belki yarım puan alabilirim AK Parti tabanından. Belki 2 puan alabilirim. O seçimi ikinci tura götürme ihtimal olabilir. Ben AK Parti tabanını iyi tanıdığımı düşünüyorum. Oradaki çocuklar benim hayat serüvenimi yaşıyorlar şu anda. Ben onlardan biraz daha erken fark ettim, durumu çıktım. Şimdi onların önemli, gençlerin önemli bir kısmı kopuyorlar. O felsefeden, o anlayıştan ama gidecek yerleri yok. Ben onlar için biraz yani böyle bir fener gibiyim. Hani bak bu gitti, orayla da anlaşabiliyor, konuşabiliyor, diyalog kurabiliyor diye. Sırf adaylığım o çocukların gidebileceği bir adres oluşturmaktı ki seçimleri de belki ikinci tura taşıyabilir. Yoksa bir makama talip yani olmak. Muhalefetin bir adayının kazanması için. Evet. Kendimi attım ortaya. Yani anladım. Muhalefete hatta gittim söyledim zaten. Hem HDP'ye söyledim hem CHP'ye söyledim. Ya benim derdim Cumhurbaşkanı olmak değil. Ben öyle konuşmalar yaparım. Çünkü bagajım yok. AK Partililere ulaşırım, sizi anlatırım. Ya belki yarım puan alırım, belki bir puan alırım, belki iki puan alırım. Bu bizi zaten seçim çok bıçak sırtında gitti gördük. 750 bin farkla kazandı değil mi yani? Ben hani o alanı, belki o 750 bini alabilirdim yani. Hiç onun için kendimi attım. Fakat Türkiye'de şu olgunluk yok. Bu beni çok üzdü. Hakikaten çok üzdü. Bunu bir makam arzusu olarak algıladılar ve ben gerçekten çok üzüldüm. Halbuki öyle bir şey olsaydı ben olurdum yani. Tayyip Bey'le benim geçmiş hukukum var. Şu anda iktidardaki olanların hepsiyle geçmiş hukukum var. Hiçbir kavgam olmadı ayrılırken, bir resleşmem olmadı. Ben dedim bunları kabul etmiyorum, alasmalık deyip çıktım. Bunu burada ilk defa söylüyorum, çok samimi olarak söylüyorum. Daha bir yıl öncesine kadar bana şöyle bir haber geldi. Ya söyleyin şuna birazcık ağzını toparlasın, ona ihtiyacımız var. Birazcık kendini
Bir yıl önce, bak o kadar uzun da demiyorum. Ama ben döndüm dedim ki yok arkadaş, ben demokrasi, eşitlik, özgürlük, hukuk, adalet, saygınlık, medeniyet, nezaket olduğu bir ülke. Bunu siz yapamazsınız, ben bunun için uğraşıyorum diye. O yüzden o Cumhurbaşkanlığı bir türlü anlamadı ve çok çok muzdaribim ondan. Ve beni üzdü de. Koca koca gazeteciler, koca koca yazarlar, koca koca aydınlar bunu bir makam hevesi olarak yansıttılar. Ve ben de onlara çok kızarım. Halbuki hepimiz, siz niye mesela bugün buradayız? Bir şey yapalım değil mi? Bir şey yapalım. Bu bir şey yapmak sadece tweet atmak değildir, sadece yazı yazmak değildir, sadece bir yerlerde konferans vermek değildir. Bazen öyle bir işler düşer, kendinize rol biçersiniz. Önemli olan amaç nedir? Amaç, ya biz burayı düzgün bir ülke yapalım. Ya ben bugün şunu kaldırıp buraya koymam gerekiyor. Burası düzgün ülke olması için. Bunu kaldırıp buraya koymam gerekiyorsa bunu kaldırayım. Ama ben bunu kaldırıp buraya koyarken, ay onun derdi o bardağa sahip olmakmış gibi bir yankı geldiğinde iş yapamaz hale geliyoruz. Ha. O yüzden de aynı şeyi kaldıramam diye aynı yorumları, aynı eleştirileri, aynı bakış açısı bir kere buna adayla o yüzden çok sıcak bakmadım, yaklaşmadım da tekrar söylüyorum. İkincisi bu tarafta konferanslarımla, yazılarımla daha çok sosyal topluma ulaşıp sosyal medya etkinlikleriyle daha yani bu ülkenin iyileşmesi, iyiye doğru yönelmesi açısından daha verimli olabileceğimi düşündüm. Daha söyleyeyim, Türkiye'de şu anda sessiz bir çoğunluk var. Yani şimdi biz konuşuyoruz, yani 100 bin kişi konuşuyor, 200 bin kişi konuşuyor toplam Türkiye'de. Geriye kalan 79 milyon 900 kişi sessiz, işsiz gençler var. Mesela yarın sabah gözünü açtığında ben bugün ne yapacağım, ne halt yiyeceğim, nereye gideceğim diyen milyonlarca genç var işsizlikten dolayı. Cebinde 10 lirası yok ki sevgilisine bir bardak çay ısmarlasın, kahve ısmarlasın, bir yere götürsün değil mi? Öbür taraftan mülakatlarda görüyorsunuz, üniversitede 3. 5. olmuş, 40. olmuş çocuklara eliyorlar mülakatlarda, o çocukların. İşçiler ölmüş, yayın yasağı getiriyor. Baba çocuğu askerde heba ediyorlar, onların anneleri. Ben biraz da onların dili olayım, ona uğraşıyorum. Onların sesi, o sessiz yığınlık var ya, onlar adına konuşayım. Bir parti adına değil, bir ideoloji adına değil, bir kimlik adına değil, bir inanç adına değil, bir mezhep adına değil. Ve bir de benim şöyle bir inancım var. Bunu kabullenmiyorum, kabullenemem de. Ya zaten siz de kabullenmediğiniz için biz bu çabayı veriyoruz. Bu her şey bitti, burası adam olmaz, bu ülke düzelmez algısını kabul etmiyorum. Burası düzelir. Evet. Hep yeter ki konuşalım, yeter ki bir araya gelelim, burayı cennet yapabiliriz. Peki, biraz Levent Gültekin konuşarak başladık ama demin toplumun durumuna da birazcık değindin. Şimdi başka bir seçim konuşuyoruz, yerel seçim maratonuna girdik. Bir parçada toplumun şeyini görüntüsüne değindin. Şimdi siyasetin görüntüsü, iktidarın ve muhalefetin durumunu değerlendirelim istersen. Nasıl görüyorsun? Bence siyaset bütünüyle Türkiye'de iflas etti. Çünkü orta çağdan kalma bir siyaset anlayışımız var. Yani kimlikler, inançlar, mezhepler üzerinden yürüyor. Siyasi aktörler, şu andaki var olanların tamamı siyaseti bir meslek olarak gören, ama hiçbir şeyi yapamayan, yenilik getiremeyen, toplumu anlayamayan, gençleri okuyamayan, yeni dünyanın algısını, o yeni gelişmeleri göremeyen bir siyaset erbabı var ortada. Kendilerini yenileyemiyorlar. Bu iki taraf için de söylüyorum. Muhalefet veyahut iktidar hiç fark etmiyor. Oradan çıkamadıkları için toplumun çok gerisinde kaldılar. Ben çok dolaşıyorum. Diyarbakır'a anlatıyorum. Mersin, bir kere toplum, hakikaten bunu çok samimi olarak söylüyorum, siyasetçilerden, aydınlardan, yazarlardan 10 adım daha ileride. O değişimi daha çok fark ediyorlar. Çünkü kendi hayatlarında, hayatın gerçeği, realitesi doğrultusunda fark ediyorlar hayatın nereye gittiğini. Siyaset bence iflas etti. Şu anda tek adam rejimi var Türkiye'de. O siyasetin iflası Erdoğan iflasından ziyade dediğim gibi muhalefeti de. Yeni bir hikayeleri yok. Muhalefet şu anda yolsuzluk iddiasıyla Erdoğan'ı kötüleyerek ya da ülkedeki ekonomik krizi göstererek bu seçimden çıkamazlar. Yeni bir hikayeye, yeni bir dile, yeni bir üsluba, yeni bir yaklaşıma, biz ve onlar ayrımını bitirecek bir yeni bir siyasi politikaya ihtiyaç var. Fakat bu yok. Mesela şunu şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki HDP'liler biz dediğinde ben bir Türkiye'yi kastettiğini anlamıyorum. Çünkü onların bizi başka. Tayyip Erdoğan da biz dediğinde beni dahil etmiyor işin içine zaten. Diyelim ki bir CHP'liler de kendi konuşurken biz dediklerinde ben girmiyorum oraya. Zaten görüyoruz değil mi? Nasıl aşacağız bu kamplaşmayı? Bence bunu aşmanın yolu biz yeni bir biz yaratmamız lazım. Benle sen biziz artık. Çünkü aynı amaç doğrultusunda koşturuyoruz. Ne istiyoruz? Çok basit. Demokrasi olsun.
özgürlük olsun, insan hakları olsun, adalet olsun, eşitlik olsun, çocuklarımıza doğru düzgün eğitim olsun, refah olsun, işçilerin hakkı hukuku zamanında vaktinde doğru düzgün ödensin, çevreye ağırlık verelim, mimari estetiğimiz olsun. Bu bizi biz yaptı zaten. Ben %90'ın bu bizim içinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben konferansa gittiğimde konuşuyorum insanlarla. Bakıyorum orada başörtülü var, dindar var, ateist var, Alevi var, Kürdü var. Hepsi şöyle tek tek talepleri var. Ben Türkiye'de şu anda en canlı ideolojinin şu olduğunu kanaatim. Ne Kürtlük, Kürtçülük ya da tırnak içinde söylüyorum. Ne milliyetçilik, ne dindarlık, ne solculuk, ne mezhepçilik, ne Atatürkçülük. Bunlardan daha canlı bir ideoloji var. O da şu. Ağız tadıyla bu ülkede yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız ne olacak? İyi eğitim istiyoruz, adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz diyenlerin ortak yekünün, yani şeyinin, ana paydanın çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Herkes çocuklarının geleceğine endişeli. Çünkü eğitim çöküyor. Herkes gençlerin ne olacağını düşünüyor. Biz onları dilimizi ayarlayabilirsek, konuşabilirsek biz oluruz. Biz o bizi yaratmamız. Ben ona uğraşıyorum. O bizi yaratalım. Büyük bir biz, ben biz dediğimde Diyarbakır'daki çocuk da girsin. Hatta dağa giden çocuk da girsin. O kadar iddialı konuşuyorum. O çocuğun dağa gitmesini engellemek bizim görevimiz. Konya'daki başörtülü, çarşaflı kadın da girsin o bizim içerisine. İzmir'deki bir mini etekli veyahut ateist veyahut Ermeni, hiç fark etmez. Veyahut Yahudi, başka dinden de olabilir. Veyahut hiç inanmıyor. Yeter ki bu ülkede, bu ülkenin evladı olan, bu ülkede yaşayan, bu ülkenin iyiliğini isteyen herkes o bizim içine girsin. Siyaset bunu bir türlü başaramıyor. Bunu başaramadığı için İktidar o kutuplaşmadan besleniyor. Bence muhalefet de kutuplaşmadan besleniyor. Anladım. Son olarak çok zor bir şey belki ama öngördüğümüz süre tamamlandığı için birer cümleyle muhalefet partilerini çok kısa bir değerlendirmem mümkün olabilir mi? Şimdi CHP'den başlayayım. Daha doğrusu İYİ Parti'den başlayayım yani. O zaman. Yok, İYİ Parti. Tamam. İYİ Parti şu anda muhalefete kötülük yapıyor. Aslında kendi yeri Cumhur İttifakı, söylemi, yaklaşımı, politikası, öncelikleri açısından baktığımızda Cumhur İttifakı'nda olması gerekiyor. Fakat orada olamadığı için muhalefetin. Muhalefetin içinde MHP gibi davranıyor. Burayı bölüyor. Ben HDP ile bir araya gelmem. Zaten seçimden sonra çıkıp da biz CHP ile bir olduğumuz için oy kaybettik cümlesi olağanüstü bir nezaketsiz cümleydi. Şimdi buna rağmen, o cümleye rağmen mecburiyetten gelmişler burada ittifak yapmaya çalışıyor. İttifak da yapmıyor. Orayı bana ver, onu ben alayım, bunu ben alayım. Halbuki şunu demesi lazım. Arkadaş, memleket ortada, bir dakika. Ya memleket masada. Sen ben kavgasını bırakmamız lazım. İYİ Parti şu anda muhalefeti de ayrıştıran bir pozisyonda. Tamam. CHP'ye geçiyorum. CHP bu kurultay nedeniyle epeyce bir dağınıklık yaşıyorlar. Fakat toplumu okuyacak bir şey ne yazık ki gösteriyor. O değişimi kendi içlerinde de başaramıyorlar. Bir dağınıklık var. Yine kendi kimi tabanlarındaki, taban demeyeyim daha doğrusu, o siyaset erbabının baskısıyla dışarıya açılamıyorlar. İlla bizden olsun, içeriden olsun, bizim arkadaşlarımızdan birileri gelsin havası çok hakim. Toplumun diğerine güven verecek bir üslup, söylem ne yazık ki geliştiremiyorlar. Orada bir, o siyasetin iflasıyla da çok irtibatlı bir şey. HDP'ye geleyim. HDP bence tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Evet, kabul ediyoruz. Devletin olağanüstü bir engeli var, baskısı var ama siyaset üretmiyorlar. Yani Kürt demekten, Kürt vurgusu yapmaktan başka hiçbir sözleri kalmadı ortalıkta. Ben Diyarbakır'a gitmiştim bundan bir ay önce. O bölgede HDP'den kopuşu ilk defa bu kadar net gördüm. Çünkü toplum şöyle söylüyor. Yeter arkadaş, benim hayatımı nasıl düzelteceksin? Bir şey söyle. Bir şey yap. HDP de bu anlamda çok geri kaldı. Kendini yenileyemiyor, söylemini değiştiremiyor. İktidarın onları ittiği alanda sıkışıp kaldılar. Şimdi diyelim ki bir milletvekili açlık grevi yapıyor. Öcalan tecriti kalksın diye açlık grevi yapıyor. Yani bu mudur? Memlekette bu mu? Senin milletvekili olarak önceliğin bu mu olmalı? Son dedim ama sondan peki. Sonraki son da şu. Bu seçimler de diğer seçimler gibi aşağı yukarı iktidarın zaferiyle bitecek ve öyle bir şeye mi devam edeceğiz? Bu seçimler bir şey değiştirecek mi sence Türkiye'de? Yani umutsuzluk yaymak istemem. Umut ediyorum tersi olur. Fakat şu anda muhalefetin iktidarı geriletecek, iktidarı yenebilecek bir stratejisi yok. Niye? Şimdi biz 31 Mart'ta yerel seçime gideceğimizi 4 yıldır biliyorduk değil mi? Referandum sonrasıyla genel seçim arasını heba ettiler. Çünkü o arada bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi lazımdı, bir strateji kurulması lazımdı, yapmadılar. Pıt, seçim kararı alınınca yani aday bulamadılar. Şimdi doğru düzgün İstanbul adayı bulamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Aday hazırlanmış olması lazımdı. Mesela Ankara adayı hazırlanmış, o hazırlamak demek ne demek? Diyelim ki bugünden başlarsınız. Ahmet diye birini kafanıza koydunuz. El altından o artık
tanıtılmaya başlar. Ben de mesela yazarım. Derim ki Ahmet'in şu özellikleri var, şöyle özellikleri var. Çok da kaliteli bir insan, dürüst de bir insan. Gelirse şu memlekete şöyle olur falan filan diye bir kamuoyu oluştururuz. Yani şurada seçimlere 3 ay kalmış. Aday kim olacak? Bu strateji yoksunluğudur. Şimdi strateji kurmadan Erdoğan'la baş etmeleri mümkün değil. Çünkü Erdoğan devleti kontrol altına almış. Para onda, güç onda, her şey onda, medya onda. Bununla biz normal seçime gidiyormuşuz gibi adayımızı belirledik, yola da çıktık, kazanırız teknik olarak mümkün. Levent, tekrar konuşalım mı? Konuşalım. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Son gelişmeleri, seçim sürecini, kendi adaylığıyla ilgili söylentileri ve siyasi aktörlerin durumunu gazeteci, yazar Levent Gültekin ile konuştuk. Yeni programlarda yeni konuklarla birlikte olacağız.